Seyhan'ın mutfak aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Sevgiler, saygılar ve selamlarımı da sunuyorum her zamanki gibi. Yine çok basit, böyle yapımı kolay bir tarifle karşınızdayım. Evde labne peyniri yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz? Ben hiç yapmadım ve kesinlikle asla yapamam diyenleriniz muhakkak vardır. Hiç öyle demeyin. Kesinlikle ben yapıyorsam sizler de zaten %100 ve çok başarılı bir şekilde yapacaksınız. Hemen bu harika aynı hazırını aratmayan labne peynirinin malzemelerine yapımına geçiyoruz. Şimdi malzemelerimiz sadece 2 tane malzeme gördüğünüz gibi. Birisi süzme peynir, birisi de işte pastörize süt. Ben 250 gramlık bir süzme peynir aldım. Ama tabii ki bunun o kadar çok az kısmını kullanacağız ki zaten bunlar kare kare kesilmiş vaziyette. Sizlere şöyle göstereyim. Bu şekilde bakın boşluğunu görüyorsunuz. Yani bir dilim süzme peynirin sadece yarısını kullanıyoruz ve 1 litre süt, pastörize süt. Bakın buna dikkat edin. Kesinlikle hani uzun ömürlü bir sütle asla yapmayın. Yani sütçünüz varsa sütçüden alıp kaynatıp, bu zaten hani kaynatılmış, pastörize edilmiş. Ben sadece ılık hale getireceğim. Sizler sütçünüzden alıp yapabilirsiniz. Şöyle bir kaseye koyacağım. Sütü ısıtacağız biraz, ılık hale getireceğiz. Aynı yoğurt yapar gibi. Sonrasında işte bunu karıştırma yapacağız. Ilık hale gelmiş olan sütü ben tencerede böyle biraz ocağın üstünde ısıttım. Şöyle küçük bir kepçem var. Koyuyorum. Ve süzgeçten süzüyorum. Çünkü hani pütürleri kaldığı için en son peynir haline geldiği zaman yine böyle hani biraz pütürlü vaziyette gözükür. Ve tencerenin ağzını kapatıp mayalanmasını sağlayacağız. Şöyle tahmini olarak hani 10-11 saat kadar mayalanma işlemi sürecek. Bakın maşallah o kadar güzel tutmuş ki dökülmüyor. Kesinlikle tencereden dökülmüyor. Çok güzel tutmuş. Şimdi temiz bir tülbent var. Onun içine koyacağız. Ağzını böyle sıkıca bağlayacağız. Suyunun da süzülmesi için bu şekilde altına suyu akacak. Suyun at kesinlikle temas etmemesi lazım. Şöyle ağır bir kase var. Onu da üzerine koyuyorum şöyle. Ve ben birazdan işe gideceğim. Akşam gelene kadar, akşama kadar yani bu şekilde süzülmüş olacak. İşten geldim ve artık peynirimize bakma zamanı, çıkartma zamanı geldi. Bu şekilde bir görüntü. Mutfak tartım maalesef bozulduğu için ya da pili bitti artık bilemiyorum. Tartamıyorum. Yine de bir hayli çıktı.
Yani böyle bir hani marketlerde satılan bir büyük kase labne peyniri kadar, hani belki 400, bilemiyorum. Şimdi suyu ne kadar çıktı ona bakacağız. Ve de bu suyu kesin de değerlendireceğim. Hani ekmek, poğaça vesaire yaparaktan. Şimdi bu ölçülü kabım 600 milimlik alıyor. Ve toplamda 600 milim peynir suyu çıktı. 1 litre sütten 600 milim. Yani bir hayli fazla gelmiş olabilir sizlerin gözüne. Zaten hani normali bu. Hiç de hani çok fazla suyu çıktı ve peynir az çıktı diye düşünmeyin. Aslında peynirimiz de bir hayli çıktı. Sonuç olarak 300 veya işte 400 gram civarı bir labne peyniri elde ettik. Ben tahmini söylüyorum çünkü tekrar dediğim gibi maalesef mutfak tartım yani tartmadı. Sanırım pili bitmiş. Böyle değişik bir uyarı veriyor. Ama bir hayli, yani bir kase labne peyniri elde etmiş olduk. Ve de 600 milimlik peynir suyu elde etmiş olduk. Onu da tabii ki dediğim gibi tekrardan ekmek, poğaça vesaire yaparaktan değerlendireceğim. Sizlere de inşallah güzel bir şey ortaya çıkarsa, güzel bir ekmek veya poğaça, sizlere de onun sunumunu, paylaşımını yapacağım. Sizler de yapın diyorum kesinlikle. Kesinlikle yapın. Çok basit. Hiç peynir yapamayız, labne peyniri yapamayız diyerekten korkmayın. Yapımı gayet basit. Sizler de kesinlikle evinizde yapabilirsiniz. Çok da lezzetli. Bildiğimiz aynı labne peyniri. Hiçbir farkı yok kesinlikle. Videomun sonuna geliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, güzel değerli yorumlarınızı da yapmayı unutmayınız. Sosyal medya hesaplarınızda videomu paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.